Merhaba genç yetenekler. Ben güreş antrenörü, milli sporcu Hakan Karayel. Bugün sizlerle beraber güreş branşını inceleyeceğiz. İlk çağlardan beri hayatımızda yer alan güreş sporu doğayla mücadele ile birlikte insanla mücadele olarak devam etmektedir. Bazı medeniyetler güreşi çok fazla benimsemiştir. Hint, Asya, Kafkas, Çin, Antik Roma, Yunan medeniyetleri kültürlerinde büyük bir yer vermişlerdir güreşe. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de mücadeleyle beraber eğlence, eğlenceyle beraber üstün gelme çabasıdır. Güreş 1910'lu yıllarda bizim hayatımıza profesyonel olarak girmiştir. Minder güreş olarak ama biz Türk milleti olarak Osmanlı ve daha öncesinde hitap ettiği için 600-700 yılları aşkın süredir yağlı güreş, kara kucak, aba, şalvar gibi kendi ürünümüz olan kendi tamamen benimsediğimiz güreş stilini uygulamaktayız. Bununla beraber Kırkpınar, yağlı güreş, Trakya tarafında, Akdeniz tarafında, Ege tarafında büyük bir coşkuyla takip edilmekte ve izlenmektedir. Ülke olarak minder güreşinde çok fazla ileriye gitmiş bulunmaktayız. Bazı süper güç dediğimiz ülkelerin yanında Türkiye güreş olarak kendini sağlam bir şekilde belirtmektedir. Avrupa'da, dünyada, olimpiyatlarda yıllarca aldığımız çeşitli başarılardan dolayı ülkemizi bu platformda en üst seviyeye getirmeye çalıştık. Ülkemizde bazı bölgelerde Akdeniz, Ege ve onunla beraber Trakya bölgelerinde yağlı güreş çok fazla meşhurdur. Yağlı güreşle beraber Erzurum tarafında kar güreşini görmekteyiz. Ardından çalvar, aba bu güreşlerde eski tarihimizden bugüne kadar devam etmektedir. Yağlı güreş bizim toplumumuza çok büyük yere sahiptir. Nasıl ülkelerin kendince has güreşleri, Hintlerin kum güreşi var ise bizim de kendimize has yağlı güreşimiz vardır. Kırkpınar Trakya tarafında yaşanan bir savaş neticesinde 600-700 yıldır gelenek olarak devam eden yağlı güreşin çok büyük başarı gösterdiğimiz için ülkemize yıllarca devam ediyor. Bunun karşılığında boy denilen sikletler oluşur ve bu sikletler içerisinde kilo, yaş olarak kategoriler ayrılır ve sporcular buraya dahil olarak kendi performanslarını sergilerler. Kazanana çeşitli ödüllerin verildiği bu yağlı güreşler her sene yaz aylarında genellikle düzenlenir. Minder güreşinde ve yağlı güreşte ve onunla beraber ülkelerin kendi güreşlerinde sikletler vardır. Bizim kendi ülkemizde minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler olmak üzere kategoriler ve bu kategoriler içerisinde belirli kilolardan başlanıp belirli kiloya kadar devam eden toplam 10 tane siklet kategori vardır. Bununla beraber Avrupa ve dünyada bunlar biraz daha değişmektedir. Avrupa'da da 10, dünyada da 10, olimpiyatta ise 6 kategori vardır. Güreş müsabakaları çeşitli dallara göre farklı yerde uygulanmaktadır. Şalvar güreşi, yağlı güreş, kara kucak genellikle çimde, çayırda yapılırken minder güreşi minderde yapılmaktadır. 7 metre çapında, 9 metre çapında ve toplam 12 metre çaplarında olan minder üzerinde minder güreşi devam etmektedir. Bununla beraber özel malzemeden yapılan mayo giymektedir sporcular. Mayo ile birlikte sadece çorap ve ayakkabı giyebilirler bir müsabaka esnasında. Bununla beraber güreşin çok çeşitli malzemeleri de vardır. Bizim ülkemizde kullanılan bazı malzemelerden bir tanesi kulaklıktır. Kulaklığın sebebi ise antrenmanda ve müsabaka esnasında güreşçilerin kulaklarına çok fazla zarar gelmesini engellemektir. Ayrıca güreşte kullanılan bazı eşyalardan bir tanesi de mankendir. Manken bizim için çok önemlidir. Çünkü yapılan bazı teknikler çok riskli olduğu için insan üzerinde alışmadan önce manken üzerinde denenir. Minder güreşi iki stilden oluşmaktadır. Serbest ve Grokrano. Serbest stil güreş, tüm vücudun, tüm bedenin işin içerisinde olduğu güreş tarzıdır. Grokrano stil ise sadece belden yukarı güreşilir ve ayaklara dokunmak kesinlikle yasaktır. Müsabaka 2 devreden ve toplam 6 dakikadan oluşur. Devreler arası 30 saniyedir. Müsabaka esnasında bir orta hakem ve 3 tane de masa hakemi bulunmaktadır. Bununla beraber müsabaka tuş, sayı tuşu, ayrıca sayı üstünlüğü, süre ve geri çekilme, pes etme dediğimiz şekillerde müsabaka bitebilir. Nording denilen bir sistem güreşte uygulanmaktadır ve güreşten başka hiçbir branşta uygulanmamaktadır. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte güreş branşını tanıdık. Sağlıkla kalın, sporla kalın.